kıyamet yaklaşıyor. Yaklaştıkça farkındaysanız bütün sahih hadis şeriflerde beyan edilen eşrat saatin olanakları meydana gelmeye başlıyor ve sebepler hazırlanıyor. Farkında mısınız? Dünya kaç milyon bilmem kilometre kare? Bu kadar dünyada arazi var. Değil mi? Dağ var, taş var, meskün alan var, çöller var, petroller var, doğal bu kadar sahalar var. Ama geldi 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 PKK peyada bahaneleriyle bilmem nesiyle Amerika nereye geldi? Amikovasına. Rusya nereye geldi? Amikovasına. Mercidabık. Halep. Oralar. Dünyada yer mi bitti? Hepsi niye oraya geldi ya? Hiç ilginci çekmiyor mu ya? 10 bin tır malzeme yükledi oraya şimdi. Yani dünyada bu kadar saha var. Hepsi sıkıştı geldi. Çok da geniş bir yerler değil. Hepsi illa da orada bir üssüm olsun diyor. Yani Çin'in bile alanı var. Hepsinin orada mutlaka bir altyapısı var. Bir ayak yeri var. Çünkü melhame kübra nerede patlayacak? Amikovasında patlayacak. Şimdi biz bu hadis şerifleri bu işler olmadan okuyor muyduk? Mehdi kitabını 20 küsür sene evvel yazdın mı? Nüzülü Mesih'i 30 sene evvel yazdın mı? Bunlarda bu hadisleri yazdık mı? Ne değişir bizim için? Bizim için bir şey değişmez. Biz değişmeyen vahiy dayalı ilimlerimiz var ayet ve hadis olduktan sonra. Ama şimdi gözünüzün önünde benle birlikte yaşıyorsunuz hemen hemen 30 senedir beni takip eden şu anda yüz binlerce insan var hoş ölmediler. Dünyanın neresine gidiyorum orada biri çıkıyor. Ben diyor 30 sene evvel ün alanda seni dinliyordum diyor. 25 sene evvel işte, yeni bostada dönüyordum diyor. Dün geldiği bir acaba ben çocuktum diyor. Küçük köy merkez içinde dinliyordum diyor. Biz ne anlatıyorduk yani? kitapları da yazıyorduk, sohbetleri de yapıyorduk. Hazreti Mehdi sohbeti, külliyedeki sohbet, iki ders mi yapıldı bilmiyorum, en az bir ders. O zaman kasetleri de bile yayılmış. Şimdi bilmiyorum YouTube'da o var mı? Külliyede, kaç sene evvel? E 25 senedir külliye el koydular zaten. En az 27-28 sene evvel, 30 sene evvel bunları anlatmıştık. Değişen bir şey yok. Ama sizin imanınız artmıyor mu hala? Nur bakımından. Maturi diye göre İman artmaz, eksilmez. Dur bakımından, kuvvet bakımından artar, eksilir. Sizin hiç bir imanınız artmıyor? Kime? Bana değil herhalde. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerine ve benim fakir kardeşinizin aynı noktada durduğuna ve aynı şeyleri tekrarladığına hani sapıtmadığıma çünkü başka bir şeyler konuşsam sapıtmış olacaktım. Sapıtmadığıma dair size en büyük bir delil olmuyor mu? Siz nerede yaşıyorsunuz ya? Siz Ekonomi derdine düşmüşsünüz, geçim derdine düşmüşsünüz, hanımı memnun etme derdine düşmüşsünüz, çoluk çocuk bilmem, siz kafanız nerede sizin? Yaşanan şu süreçte hemen hemen 30 senesi kayıt altında ya. Ondan evvelki dünya kadar daha sohbetim var, bir 20 sene daha. Onlar kayıtsız diyelim. 30 senede kayıt var ya. Niye geldi geldi de Melhame-i Kübra, Amikovası'na geldi bu işler? Bütün dünyanın gavuru burada üst kurdu. Ya gözünüzle görüyorsunuz ya. Hala Mehdi çıkacak mı çıkmayacak mı diye şüphe ederseniz, hala İsa Aleyhisselam gökte sağ mı diye şüphe ederseniz, inecek mi diye düşünürseniz, yuh olsun sizin ervahınıza ya. Hakim bile anlamadı bu lafın ne olduğunu ha. Ben bundan bir ceza da aldım. Ama belli birine dediğim için, size demekten ceza almam. Size bir şey demedim ki ben ortaya konuştum yani üstüne alan alsın, almayan kaldırsın. Yani. Ecehul menfil arzı. Bir de onu Türkçeye çevirmişler. Türkçede de hakim okuyamıyor. Ecehul men fil fil bir şeyler. Bu ne diyorsun ya dedi. Dedim yeryüzündeki en cahil adam diyorum. Dedi nereden buluyorsun bu lafları ya? Dedi Ham, yuh olsun bunların ham ervahına. Bu ne oluyor dedi ya falan. Ya dedim yuh olsun'u siz de anladınız hakim bey değil mi? Tabi dedi. Ham dedim biliyorsun yontulmamış yani ham. Ervah ruhun cemil ruhlar falan. Ya dedi falan. Tabi orada demedim de. Nereden duyacağım? Efendiden duydum. Efendi kimden duydu? Ali Aydar Efendi babadan duydu yani. Ben de gidip bunları oturup imal etmiyoruz uydurmak için. O Ecelü menfiler derken ne kadar gülmem geldi ya okuyamıyor o. Arapça yazsa zaten belki okuyamaz. E Türkçe'de de ecul ful yazmışlar. Polis yazıyor ya. Mahkeme zabıtını polis. Küldürücü olaylar ile karşı karşıya kaldık tabi. Yani kardeşim hala hadis-i şeriflerin olup olmayacağına şüphe ediyorsun. Hala caner taslamana mı inanıyorsun ya? Hala Mustafa İslamoğlu'na mı inanıyorsun ya? Hala hadis inkarcılarına mı inanıyorsun ya? Sen bunlara Yaşar Nuri bile insafa geldi ya. İmana geldi demiyorum bak. İmana gelmek ayrı bir şey. İnsafa gelmek ayrı bir şey. Ne dedi? Bir gün işte Murat Bardakçı falan eski program. Yahu dedi kardeşim hadi hadisleri inkar inkar tamam da dedi ya. Le tüftahannel Konstantiniyet için İstanbul fethi olacak demiş dedi. Ya bu da dedi e, efendim İstanbul'un fethinden kaç yüz sene evvel kitaplarda yazmış. E şimdiye kadar olmaya da bilirdi dedi. Bunu olacağı malum dedi ya. Yani. E oldu mu oldu dedi şimdi. E ne diyeceksin kardeşim dedi ya. İşte biraz insaf edeceksin yani. Sen şimdi ben fiten o Mehmet görmez. Allahu Ekber. O oh, Allah. şerinden muhafaza eyle. Fiten hadisleri sorunludur diyerek Bukhari Müslim dahil bütün sayı hadislerdeki kıyamet alametlerinin küllüsünü müşkilata soktu ve inanmak lazım değil diye itikadını bozdu. Fiten hadisleri. Peki bunlar ne hadisleri? Fiten hadisleri. E, e görmez, görmüyor musun ki 30 sene evvel konuştuklarımız bundan e, 1200 sene evvel yazılan Bukhari Müslümler, ondan da evvel gidersek Nuaym İbni Hammad Bukhari'den de evvel fiten, adı, kitabın adı kitabul fiten. Ahir zamanda çıkacak İç savaşlar, dış savaşlar, kargaşalar, Mehdi Hazretleri'nin zuhuru ve savaşların, İsa Hazretleri'nin nüzülü, deccalın katli falan. Bütün bunlar fiten konuları, fitne yani kargaşalar. Ama ahir zamandaki mesele. Tabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra çıkacaklardan başlıyor. Hazreti Osman'ın şehitliği, şehit edileceğinin konusu da fitene dahil. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden sonra olacakları tek 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 kadayıfın telleri gibi ayırarak birbirine karıştırmadan bütün teferruatıyla beyan etti mi etmedi mi? Etti. Bitti. E şimdi hemen peşine Hazreti Osman'ın şehadet Hazreti Osman'ın şehit olacağını söylemedi mi? Say hadis. Hazreti Ali'nin şehit olacağını söylemedi mi? Hazreti Ömer'in şehit olacağını söylemedi mi? Uhud dağına çıktıklarında Uhud sallanmadı mı? Zelzele olmadı mı? Üsbüt ühüdü. Fe innem aleyke nebiyyü ve suddikun ve şehidân. Uhud sakin ol. Üzerinde bir peygamber, bir sıddık, Ebu Bekir için söylüyor, iki de şehit var. O, ona bir bak hocam, oradaki iki şehit e, Hazreti Hz. Ömer'le Osman mı, Osman'la Ali Efendimiz mi, orayı tam şey yapmıyorum. Ama o dört halifeden üçü de şehit oldu biliyorsunuz. Ömer şehit, Osman şehit, Ali şehit. Rıdvanullah Teala Orada ikisini şöyle şehit olacaklarına dair ne alamet vardı o zaman? çok Fiten oradan başladı zaten. Yani kendisinden hemen sonrakilerden başladı. Ki Hazreti Ömer Efendimiz'in şehadeti işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatından 13-14 sene sonra. Hemen 13-14 sene sonra yani. Kendi halifeliğinin işte son şehit edilmesi. Peki Hazreti Hüseyin Efendimiz'in Kerbela'da şehit edileceğini söylemedi mi? Cibril bir toprak getirdi dedi. Bu toprak Kerbela'nın denen bir yerin toprağıdır. Ehli beytim orada şehit olacak. Hüseyin orada şehit olacak. Bunu Medine'de evinde otururken Cibril getirdi toprağa. Annemiz Ümmü Seleme annemiz Zin diye hatırlıyorum. Annelerimizin birinin evindeydi. Ben Ümmü Seleme diye hatırlıyorum. O, onun toprağı o sakladı. Hatta Hazreti Hüseyin Efendimiz şeye gittikten sonra Hazreti Ömer ile Hazreti Osman içinmiş. Uhud üzerinde bir sıt bir nebi bir sıttık. İki de şehit var. Hazreti Ömer ile Hazreti Osman şehit olacağının beyanı. Hazreti Osman için diğer zamanlarda da söyledi. Başına büyük bir musibet gelecek dedi. İşte efendim senden Allah'ın giydirdiği hilafet gömleğini çıkartmanı isteyecekler. Sakın çıkartma dedi. Yani şehit olacaksan da çıkartma dedi. Öyle şehit ol buyurdu mesela. Bunlar hep sayı hadis. Her şeyi beyan etti. Allah'ın bildirmesiyle. Celle Celalu. Ümmü Seleme annemiz Hazreti Hüseyin Efendimiz Ze İbn Abbas yoluna çıktı gitme. Hazreti Hasan Efendimiz dedi gitme. Fakat Hazreti Hüseyin Efendimiz kadere çağrı yok dinlemedi. Iraklılar beni çağırıyor biat edecekler bana. Hazreti Hasan dedi ki abisi Radıyallahu anh, Allah bizde hem mülkle hem nübüvveti cem etmez dedi. Kardeşim dedi. Bize nübüvvet yani peygamber ehli bekli olmayı vermiş. E, aynı zamanda mülk ve saltanatı bize bize toplamaz dedi yani. Hani ben İsrail'deki Davud Aleyhisselam, Süleyman Aleyhisselam gibi mülkle nübüvvetin toplandığı bir noktada biz değiliz, bizim ailemiz böyle değil dedi. Çünkü bizim ailemiz Resulullah Sallallahu Aleyhi dualarında bildiği için. Değil mi? Allahümme ceal rizk Ali Muhammed'in kuta. Ya Rabbi Muhammed'in ehli beytinin rızkını yetecek kadar ver. Sakın fazla verme diye dua etmiş. Sen nasıl hükümdar olacaksın? Bazen aç kalacaksın, bazen tok kalacaksın. Senin karnın tamamen toymayacak hiçbir zaman. Çünkü sen ehlibeysin, ehlibeysin, öyle olacak. Şu dua böyle. Dedi yani, kardeşim gitme dedi, bunlara güvenme dedi yani. Bu Iraklılara dedi. Kadere çağırıyor, Hz. Hüseyin Efendimiz gitti. Ama tabii o zaman şimdiki gibi internet gibi hemen haber, cep telefonuyla gelmiyor ki. E, bütün i̇bn Abbaslar, yani bütün Mekke, Medine, Hatta Feraz'da meşhur şair zannedersem o da yoluna çıktı. Dinemedi kimseyi. E şimdi ne oldu ne bitti? Yani Iraklılar biat ettiler mi? E biat ettilerse Yezid hükümeti var. Şam'da e Yezid ne karşılık verecek buna? Yani ne olacak? Büyük bir merak konusuydu. Ama haber de gelmiyor. Haber de gelmiyor. Yani haber gelir de bir zaman sonra gelir. Kerbela'da Hazreti Hüseyin Efendimiz şehit edildi. Çoluk çocuğuyla beraber şehit edildiğinde kim e, bu haberi Medine'ye getirecek? O anda kimse getiremez yani. Ancak keşfi açık olan bir veli kerametiyle anlayabilir. Onu konuşmuyoruz. Allah bildirebilir. Ama Ümmü Selim annemiz o camın içine koymuştu o Kerbela toprağını. Cebrail Aselm getirmişti oradan toprağa? ya. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu, bu toprağı nedir bilir misin? Torunun bunun üzerinde şehit olacak buyurduğu toprağı. Annemiz baktı cam şişenin içinde toprak kana boyandı. Evde Medine'de evine Ravza'nın içine hücre-i saadette toprak kanlanınca dedi eyvah Hüseyin şehit oldu. Yani haberlere bir üzüm yok yani. Bu kadar beyan etti sallallahu aleyhi ve sellem. Oradan başlayan fiten süreci, fitneler, karkaşalar süreci ve bu ustaki hadis-i şerifler hepsi mucize niteliğinde. Şimdi geliyoruz dünyanın sonuna doğru Hz. Mehdi'nin çıkması yaklaştığı şu dönemlerde yani ne olacak önümüzde ne kadar var yani? Dünya sonu. Şu dönemlerde hadis-i şerifler bir bir çıkıyorken bütün dünyanın gavuru melhame-i kübranın yapılacağı beyan edilen dabik la tekumu sa'atu hatta tenzile rumu bil e'mak amak amikovası Amik'in cemi amak. Evbi bi dâbikin. Diğer rivayette dabik. Merci dabik. Halep'le bizim aramız Hatayların. Rumlar oraya 80 sancakla Rum dediği bütün Avrupa ırkında. Bütün Avrupa i̇şte Saylanı bile söylüyor. 80 sancak demek 80 ülke. 80 sancak demek 80 ülke. Tamam mı? Her birinin e, altında ne var? 12 bin asker. Hesap işte 1 milyondan biraz aşağı oluyor. 900 küsur bin. Bu kadar ordu buraya gelecek diyor. O zaman Hazreti Medine'de Mes Mescid-i Aksa'da imam. Müslümanların sayıları az. Arapların ekseriyeti Kudüs ve civarında. Yani nüfusları çok azalmış. Vesaire vesaire. Bunları benden çok kere dinlediniz. Oraya doğru gidiyor mu? Sen hala diyor ki adam yani hadislere hüküm ifade etmez veya hadislerle iş olmaz. Fiten hadisleri sorundur. Senin imanın sorunlu ya. Senin imanın sorun. Peki la tekumu hatta tahsiral <laughs> furatu an cebelin min zehebin Fırat'ın suyu açılacak. Altında altından, altın madeninden bir dağ çıkacak. Bütün dünya o altının peşine oraya koşacak. Binde 999 öldürülecek. Ey benim ümmetim, sakın ha siz o yağmacılara katılmayın. Buyuruyor. Buna inanan bir Müslüman da Allah'ın korunacak. Ama hadislere inanmayan salaklar altın alacağım diye gidecekler. Ondan sonra canlarından olacaklar. Şimdi daha geçen hafta, iki hafta evvel haberlerde vardı. Değil mi? Ne var? Şöyle. Tonlarca ne tonlarca? Bütün dünyanın altın rezervinlik kadar veya fazlası Fırat'ın altında çıktı şimdi. Ve bazı bölgelerde çünkü Fırat'ın havalisi de var o civar şimdi o sadece suyun aktığı yerin altında altından bunun yanlaması da var. Yani enine gidiyor bu sen. Su suyun altı merkez olabilir. Sağa sola uzanıyor bu. Daha çünkü. Daha hadi şerifte buyuruyor. Bazı bölgelerde kurumalar, açılmalar olmuş ve altın madeninin olduğu yerler araştırmacılar çok iyi bilir ki madenciler şeyciler yani o toprağın şekli bile farklı olur. O belirtiler açıktan görünen ye bölgeleri var. E sen şimdi 1400 küsür sene evvel bunların hepsi buyurulduğu üzere tek 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 çıkarken ki nitekim müsteşriklerin Yahudi ve Hristiyanların şarkıyat bilimcilerinin ayet hadis araştırmacılarının bunlar biliyorsunuz Birçok üniversiteler kurdular, çok profesörler bu konuda yetiştiler. Bu araştırmacıların her biri bunları buldukça ya iman ediyor, Müslüman oluyor. Müslüman oluyor. Ya da en azından diyor ki, bu nasıl bir Muhammed'miş ya? Sallallahu aleyhi ve sellem. Yani en azından diyor ki mesela, bu ne büyük bir kehanet. Yani risaleti kabul etmese bile bir kehanet olduğunu, acayip bir bilgi olduğunu kabullenmek zorunda kalıyor adam. Bu bizim bazı ilahiyatçılar bunlar ne diyor? Bunlar yok diyor böyle bir şey ya. Bu hadisler uydurma diyor. Ya yok da bu 1400 sene evvel kitapta yazıyor mu? Karbon mi? ne diyorsun? Ben yeni uydurmadım. Haber çıktıktan sonra yeni yazılmadı bu. Gidiyorsun müzeye, gidiyorsun yazmaya. Kaç bin sene evvel imza var orada. Kaç bin derken, kaç yüz sene evvel. Bin iki yüz sene evvelden nüshada hattatın tarih koyduğu var. Onu bırak, test yaparsın. Mürekkebin, kağıdın e, senesini buluyorsun şu anda ya. Bu haberler Bilmediğin bir sene, iki sene, on sene, elli sene, yüz sene olsun. Bu nasıl bin iki yüz sene evvel, bin iki yüz sene evvel yazma eserlerde bu var? Yani bu, bunlar Samimi söylüyorum müsteşriklerin yavruların insafından da mahrum ve yoksun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriften inkar etmek için sanki yaratılmışlar, milleti gavur ettiler ya. Çoluk çocuğu değilse den bunlar ya. Bunlar ya. Hadisleri bir kalem eee ceffel kalem attı gittiler. O hali say O hali say Demir. Allah Allah muhafaza ya Bin 1000 2000 diyor say hadis var. Geçen birisi tam bunun hakkında ikna olmamıştı falan. O da biraz aklı mantığı yerinde. Biraz da malumatı tetebbat var. Dedim hadis alimi ise bu adam ki hakikaten de emek etmiş. Kendine göre çok emekleri de var yani okumuş yani. Öyle şey biri değil. Hepten atmasyon değil. Peki bu kadar okumuşsun, etmişsin, hadis ihtisası yapmışsın falan falan. Son geldiğin noktada Sahih hadis kaç tane var? 1000 iki bin diyor. Ben çözdüm ya bunları tek tek okudum hani reddiyeler. Binle ile iki bin arasında ne kadar fark var? Yüzde? Yüzde yüz. Sayı hadislerin tespitinde yüzde yüz fark olur mu? Kayserililer öyle dermiş. Ben bilmiyorum Kayserili değilim ya. Ne dermiş? Bir, iki, üç, beş, sekiz, on. Böyle bir laf varmış Kayseri'de bilmiyorum. Yasir Hoca Kayseri'li ona sorun. O da hiç sohbet muhabbete gelmez de telefon telefon ederseniz belki bulursunuz. 1 2 3 5 8 10 dermiş Kayseriler. Sen develisinden lan muharek. Var mı böyle bir şey? Ben kıyısındanım mı diyorsun Geredenin? Ha yok merkezde böyle bir laf varmış yani. Neyse belki bir iki fazla söyledim ama bir 3 5 8 10 var yani. Ya adam hadis alemindir. Say hadis diyor bin iki bin tane. Ulan bin iki bin arasında yüzde yüz fark var. Böyle bir uydurma haber olur mu ya? Bin iki bin ne demek ya? Neyi sayıyorsun sen ya? Say hadisi inceledim diyorsun. İncelemenin neticesi yüzde yüz fark mı çıktı? Bin iki bin. Hani dersin ki bin, bin on, bin yirmi. Bin iki bin ya. Ki yalan. Yalan. Ne iki bin, ne sekiz bin, ne on bin, ne yüz bin ya. Bukhari'de sekiz bin var. Sırf Bukhari'de sekiz bin var. Sahih şartıyla kaydıyla. Tarikler itibariyle sekiz bin var. Hani manaların e, mutabakatından tekerrüre girer, onu konuşmuyorum. Tarik var hepsinde, ayrı tarik var. Peki İmam Bukhari diyor, ben bunları ne kadar hadisten seçtim? Altı yüz bin hadisten seçtim. E, Ahmet İmran ben ne kadar hadis biliyordu? Bir milyon. Ha tamam. Burada hadisçilerin e, tasnifatına göre bir mütevatir, sahih, hasen falan bir tasnifat yapmışlar. O ayrı bir şey. Ama hadis diyor da uydurma rivayeti buraya katmamış ki. İmam Bukhari'nin 600 binden seçtim dediğinde bunların içinde uydurma da vardı demiyor ki. Hadis diyor. Ahmet İbn-i bir milyon hadis biliyordu diyor. Bunun da 500 bini uydurmaydı demiyor ki haşa. Tövbe estağfirullah. E ee, sen neyi konuşuyorsun? Ne diyor adam? Sahih de olsa hüküm ifade etmez diyor. Halis Aydemir. Bunun ge gezdiği yerden gezmemek lazım. Durduğu yerde durmamak lazım. Hiçbir bulunduğu ortama girmemek lazım. Allah'ın azabı yağar da sana da vurur. Öyle bir adam. Ne diyor? Efendim, hüküm ifade etmez. Yahu neyi hüküm ifade etmez ya? Aha! Fırat'ın altı açılacak, daha çıkacak diyor. E bütün dünya şimdi tespit etti. Dünyanın en büyük altın rezervi Fırat'ın altında şimdi. Şey. Nasıl hüküm ifade etmez? Hepsi buyurduğu gibi çıkıyor.